Ayşegül emin ne oldu? Dur tahmin edeyim. Uyuz oldu, kaşınıyor. Aa kızlar, bakın Ayşegül uyuz olmuş, kaşınıyor. Ya yok öyle bir şey Selim. Biz Ceren'le iddiaya girmiştik. O yüzden taktım. Ne haber millet? Aa ne haber Ceren? Bak tebrik ederim. İddiayı sen kazandın canım. Hatta bak eldivenimi de çıkardım. Ya bunların ikisi de zır deli. Gel Selim, birlikte tarih çalışalım. Hadi gel. Görüşürüz kızlar. Hadi Selim gel. Ayşegül biz ne iddiasına girmiştik? Baktım Selim bana bakıyordu yalvaran bakışlarla. Kurtar beni bu eziklerin yanından diye çektim kolundan getirdim. Çok iyi etmişsin Tuğçe. Ben olmasam çocuğun hayatı kalacak şu eziklerin yanında. İyi ki sen varsın. Ya kızlar şu Selim'in doğum günü partisinde dans edenin kendisi olduğunu kanıtlamamız lazım. Herkes dalga geçiyor benimle. Hmm. Kıkır kıkır gülüyorlar yanından evet, geçerken. Evet oldu, rezil olduk. Ya Ayşegül biz neyine iddiaya girmiştik? Dikkat! Yavrum yapmayın böyle. Dersimiz tarih dersi, milli güvenlik değil. Ama hocam bizim tarihimiz milli güvenliğimizi korumakla yükümlüdür. Hazır ol! Tamam, 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 tamam. Oh aman iyi. Güneş kremi de ister misiniz? Niye kaykıldınız yavrum? Hocam siz rahat olun dediniz. Biz de rahat olduk. Rahat yani... oturduk yani. Oh. Şimdi Bodrum'da olmak vardı anasını satayım. Şarkılar, maydanozlar, naneler. Yürekler. Yapma böyle Dilaver, yapma yavrum yapma. Çocukların yanında Bodrum yok, şarkı markı yok. Evet yavrum. Tamam. Benim buraya geliş sebebim size bir duyuru yapmak. Çocuklar, okulumuzu temizleyen şirket verdiğimiz zammı beğenmeyince ayrıldı. Yavrum biz başka şirkette anlaştık. Ama onlar önümüzdeki ay işbaşı yapacaklar. Dolayısıyla bir hafta boyunca kendi başımızın çaresine bakacağız. Peki okulu kim temizleyecek hocam? Siz. Ne? Hayat da olmaz. Biz mi? Bir hafta boyunca üçerli gruplar halinde dönüşümlü olarak okulumuzu temizleyeceğiz. Ya olmaz ki böyle. Evet. Evet, birinci grubu açıklıyorum. İşte Tuğçe. Ne? Ben mi? Hayır olmaz. Yok. Benim evimde bile tam 4 tane temizlikçi var. Ben kimsenin pisliğini temizleyemem. Sonra annem gelir okulu başınıza yıkar. Ondan sonra da babam yıkılmış okulda taş üstüne taş bırakmaz. Senin annen. Evet. Tabii yavrum ben zaten seni bana bu seçimi yapmamda yardımcı olasın diye kaldırdım ayağa. Kimleri seçerim Tuğçe'cim? Ha şöyle söylesenize hocam. Tabii ki bu ayak işleri için en uygun olanımız belli. Ayşegül ve Ceren. Dur. Ayşegül, Ceren. Yavrum bir de bana üçüncü lazım. Hocam. Kimse bu iki ezikle beraber bir grup olmak istemez ki. Yok artık canım vardır bir isteyen. Ben gönüllüyüm hocam. İşte budur. Ya Selim. Yaptığın çok hoş bir hareketti. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Lafı bile olmaz. Sizi yalnız bırakacak değildim ya. Parmağına ne oldu? Bilmiyorum. Kaşınıyor. Selimciğim, ya bu temizlik işi konusunda boş yere yorulacağın için çok üzülüyorum. Senin için zaten her konuda üzülüyorum. Ayrıca da Selim, bak görürsün. Çok pişman olacaksın. Senin uğrunu kendini feda ettiğin bu arkadaşın yarın kesin okulu kıracak. Ben tanırım böylelerini. Zora gelemezler. Görevden kaçarlar. Hiç de bile. Hey takım. Nasılsınız bakalım? Görevinize hazır mısınız? Hazırız, hazırız hocam. Bunları temizlemekle başlayabilirsiniz. Abi nasıl oldu şimdi bu? Tepsiler resmen üstüne uçtu adam. Harbi ha. Ya çocuklar kolay gelsin bir şey duydum. Bütün bu okulu sizin sınıf bugün temizleyecekmiş doğru mu? Evet hocam ama Tuğçe, Berna, Ebru hariç. Hoppala. Niye? Hulki Hoca ya. Siz bir konuşsanız Dilaver Müdür'le. Tuğçe ve diğer ikisi sırf zengin çocuğu olduğu için temizlikten yırttılar. Haksızlık bu olmaz yani. Ben mi? Evet. Ben hayatta söyleyemem çocuklar. Ben diyemem öyle bir şey. Hocam siz konuşmazsanız kimse konuşamaz. Siz ki öğrenci haklarının yılmaz savunucususunuz. Siz, siz,
Siz bizim gururumuzsunuz. Onurumuzsunuz. Yapma ya. Öyle miyim gerçekten? Tabii siz bize destek olmayacaksınız. Orası ayrı. Heyhat. Batsın bu dünya. Bitsin buraya. Bitmesin be. Bitmesin. Ben ki öğrenci haklarının Yılmaz savunucusu Hulki. Şimdi gidip Müdür Dilaver'le konuşuyorum. Bekle beni Dilaver. Hapsi. Çok yaşa canım. Hapsi. Çok yaşa. İşittim galiba. Sevgili seyirciler, bu şarkımı beni 3 cümlesiyle derin acılara gark eden Selda Hanım için okuyorum efendim. Yıllar yılı denirin, dert yolunda denirin. Neyik dede, sonuncuyum. Kahrediyor sevdan beni, acıların müdürüyüm. Ne oldu Hulki Hoca? Gene ne var? Haksızlık var Müdür Bey. Var. Haksızlık var. Ben onu bütün kalbimle sevdim, inandım, ona bağlandım. O ne yaptı? Kim efendim? Ya sen niye geldin? Ha, Müdür Bey, şimdi ben öğrenci haklarının Yılmaz savunucusu olarak öğrencilere vermiş olduğunuz bu temizlik görevinde öğrencilere eşit davranmanızı, zengin öğrencilere ayrıcalık yapmamanızı yapıyorum ve... işte. Var mı diyeceğin? Yapıyorum işte. Var mı diyeceğin? Yok efendim. O zaman hep beraber Hulki. Huzurlarınızdan ayrılırken ben küçük Dilaver hepinize alaz mı aldık diyorum. Ceylanda kaldım, üşüttüm herhalde. Aslında bir tüylerimi fırçalarsanız ferahlarım biraz ha. Ey Duman Efendi, şimdi anlayacağız bakalım. Sahiden hasta mısın yoksa numara mı yapıyorsun? Aç bakayım ağzını. Aman ha, dil altında. Yanlış aç olmasın. Aç bakayım ağzını. Şişt, kapat ağzını. Çorbanın altına bakayım. Ben de seninle geleyim abla. Eyvah, çakacaklar şimdi köfteyi. Bir şey yap Duman, yoksa yandın. Hulki Hoca, ne oldu, hallettiniz mi temizlik meselesini? Nerede? Yok yok yok. Benden öğrenci haklarının Yılmaz savunucusu falan olmaz. Ben tırsak adamı tekiyim çünkü. Yok Hulki Hoca, aslında siz... Babacığım. Ne oluyor yavrum, ne bu gürültü? Niye doğru dürüst yürüyemiyorsunuz? Babacığım. Sizin yüzünüzden sanatımı icra edemiyorum. Size müdürlük görevimi icra edemiyorum şurada. Bizim üstüne düştün abi ya. Kenara burada mısın? Yok ben gittim Müdür Bey. Nasıl kaldık ya? Of. Anlamadım ki. Of ya, of çok acıyor. Sen bana yıllar önce aşık olduğum ancak aşkımı bir paçavra gibi yere atmış birini hatırlatıyorsun. Nerede mikrofonu? Nerede? Allah'ım ya. Abla derece erimiş. Günahını aldık ya. Yanıyor kedicik, yanıyor. Sensin kedicik. Yani yanıyor kedicik. Hay Allah, size de yük olmak istemem. Aa Duman, o nasıl söz? Yok yok, cidden istemem. Yani siz işi gücü bırakıp sadece benimle ilgilendiğiniz sürece bana yeterdi artar bile. Ayşegül, sen iyi misin? Tamam, saklamama gerek yok. Bugün okulda eldivenimi çıkardım. Ah abla, ah abla, ben sana demedim mi Japon yapıştırıcısıyla yapıştıralım eldiveni diye. Ah Ayşegül, ah Ayşegül. Dur bakayım, ateşim var mı? Aman parmağını kimseye doğrultarak hapşırma. Bulaşabilir. Al bakalım, sıcak bir çorba iç. İyi gelir. Ay çok sağ ol Selda hala. Kaşık yok. Bu senin için değil canım, parmağın için. Sok bakayım parmağını. Ay çok sıcak bu.
dedik. Duymuyor musunuz kardeşim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.